Nevraner en sıcak nokta Cebrail Fuzuli hattıydı. İki gündür bu noktada çatışmalar şiddetlenmişti ancak Azerbaycan ordusu düşman direnişini kırdı. Kısa bir süre önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan resmi açıklama yapıldı. Bu bölgedeki Ermeni güçler geri çekildi. Bu cephe hattı üzerinde Azerbaycan ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Bir başka önemli nokta ise Akdere bölgesiydi. Bu hat üzerindeki yine Maradiz bölgesindeki hakim tepelerde artık Azerbaycan ordusu kontrolüne geçmiş durumda. Yani sahada psikolojik üstünlük artık Azerbaycan ordusunda diyebiliriz. Biz Naftalan bölgesindeyiz, Kuzey cephesindeyiz. Harekatın ilk günlerinde Murov Dağı stratejik öneme sahip 3400 rakamlı Murov Dağı Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmişti. Bu hat üzerinde de ilerleme devam ediyor. Yine bu hat üzerindeki Kalderen bölgesi kuşatılmış durumda. Aslında iki gündür bu yerleşim yerinde kuşatma devam ediyor. Sivillerin şehri güvenli bir şekilde terk etmesi bekleniyor. Ancak Ermeni güçler sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Sivillerin şehri terk etmesine izin vermiyor. Aslında biz bunu hem Irak'ta hem Suriye'de DAEŞ ve YPG örgütünün benzer uygulamalarıyla görmüştük. Yani artık cephede Ermenistan terör örgütlerinin uyguladığı yöntemleri sahada uygulamaya başlamış durumda. Şunun da altını çizmek gerekiyor belki de. Silahlı insansız hava araçları bölgede etkin bir şekilde kullanılıyor. Hareket halindeki Ermeni güçlerine ait her hedef, belirlenen her hedef SİHA'lar tarafından imha ediliyor. Tabii Ermenistan'ın propagandası da devam ediyor. Ermenistan'dan gelen açıklamalarda Azerbaycan ordusuna ait uçak ve helikopterlerin düşürüldüğü yönünde açıklamalar vardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı sözcüsü dün basın toplantısında bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Rakamlara baktığımızda ise harekatın 6. günündeyiz. Bugüne kadar 200 tank ve zırhlı araç, bir S-300 bataryası, yine bununla birlikte 228 top füze ve havan sistemi, 6 kontrol noktası, 30 hava savunma sistemi, 5 mühimmat deposu ve 110 askeri araç imha edilmişti. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi Fuzuli hattında çatışmalar devam ediyor. Bu hat üzerinde 3 askeri yapı ve yine 5 askeri araçta imha edildi. Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı nokta Fuzuli Cebrail bölgesi, ancak Kuzey cephesinde de Azerbaycan ordusunun ilerleyişi devam ediyor.